Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Üzülme Hastanesi'nin ve golbağ.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, yine ben videoyu 23 Şubat'ta çekiyorum ama ne zaman olacak bilmiyorum. Fenerbahçe'den 3 sürpriz transfer hamlesi medyada atları dahi geçmedi. Bilginiz olsun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Brezilya ekibi Internacional ile anlaşmaya varan Luis Adriano, yani Antalyasporlu Luis Adriano sözleşme feshi için anlaşma sağlamış ve Internacional'e gitmiş. İyi, bize ne hocam? Antalyasporlu muyuz? Değiliz. Valencia? Valencia'yla anlaşmışlardı. O ne oldu? Yani arkadaşlar, sosyal medyada ciddi ciddi bir Fenerbahçe yıkımı görüyorum. Yani Fenerbahçe adını anıp sürekli bir haber paylaşıyorlar. Hadi kötü gösterelim, hadi kötü gösterelim. Hani Valencia gitti, Internacional'le anlaştı, ön protokol imzaladı. Gözünüzde gördünüz mü? Gerçekten gözünüzde gördünüz mü? İkincisi, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulunmuş. Sayın Ali Çamlı, Onur Bulut hakkında. Onur dedi ki bize, ben Fenerbahçe'de oynamam. Beşiktaş'ta sözleşmesi devam eden oyuncuyla gizli görüşme yapmış. Bakın, bu buradaki olay şu. Gizli görüşme yapmış. Bu olay, bu yasak arkadaşlar. Yani birinci transfer cezası buradan gelir. Ki ispatlı da zaten. İkincisi, en son Fenerbahçe ile menajerler görüştü. Menajerler daha sonra Kayserispor'la sözleşme uzatma kararı aldı. Fenerbahçe'nin yerinde ben olsam ben de çekilirdim. Çekilirim. Protokolde 1 milyon euro çıkış maddesi varmış. 1 milyon euroya serbest kalacak adamı benimle anlaştığın şartlarda zaten almazsın. Ali Koç'a teşekkür ediyorum buradan diyor. Son derece iyi niyetli davrandı diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer başka camiaların yöneticileri falan olsaydı ortalığı birbirine katardı. Yani şu ana kadar ki bütün dostluk köprülerini mahvederdi. Şunu da söyleyeyim. Onur Bulut olayında arkadaşlar, Osayi Samuel ben gitmek istiyorum diyor. Bu Osayi'nin bir akrabası mı ne vefat etmiş? Kardeşi mi vefat etmiş? Akrabası mı vefat etmiş? Kuzeni mi? Ben tam hatırlayamadım. Ama bundan dolayı gitmek istiyor. Süper'de bir teklif geldi. Biz Osayi için görüşürken, hatta ben bunu duyumlarını da verdim. Daha önce de bir kez söyledim ama dikkatinizden kaçmıştır muhtemelen. Osayi gitmek istediği için biz orayı doldurmak istedik. Ulan dedik, nasıl olsa Türk kuralı var, yabancı kuralı var. Şu günde gidip yıldız bulamayız. En azından Ferdi'nin yedeği ya da Ferdi'yi satıp başka birini alacak. Onun yedeği olabilecek. Sorun etmeyecek bir Türk alalım dedik. Ve bunu almaya çalıştık. Ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş en az 3 transfer dönemi yasak. Cezayir, eğer anlaşırlarsa. Anlaşamazlarsa sıkıntı. Ama sosyal medyaya dikkat edin. Şimdi ben size birkaç bir şey söyleyeceğim. Şu anda hem Fenerbahçe'yi hem hani Fenerbahçe'yi kötüleme niyetindeler. Niye? Hem Galatasaray hem Beşiktaş sıkıntılı durumda. Hocam nasıl sıkıntılı durumda? Birincisi, öncelikle ben Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Beşiktaş pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında peluş oyuncakları sahaya atalım. Depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim diye bir şey paylaşmış. Fenerbahçe de aynı şekilde oyuncaklarla ilgili bir kampanya yapıyor. Uyarayım. Dünya tarihinde depremzedelere yardım etmek için sahaya yardım malzemesi atıp ceza yiyen iki tane kulüp var. Fenerbahçe ve Beşiktaş, bir daha yemeyin istiyorum. TFF hazır kıta. Hadi Fener yardım topla da ceza yiyelim diye yaparlar. Görün bakın, yaparlar. İkincisi, Galatasaray yere göğe sığdıramıyorlar. Bir güzelleme, Galatasaray güzellemesi sürüyor. Mesela Galatasaray hazırlık maçında TFF birincilik ekibi gençler bile 2-2 berabere kalmış. Evet, bence de adı üstünde hazırlık maçı. As takımla çıkan Galatasaray Mauricio Icardi'nin 45'te attığı golle 1-0 öne geçiyor. 63'te 1-1 50'de 1-1, 63'te 2-1 yenik duruma gelirken 90. dakikada Barış Alper Yılmaz da golü bulup 2-2 maçı bitiriyorlar. Bu beni çok alakadar eden, ırgalayan, zoruma giden bir durum değil. Ancak benim zoruma giden durum şu. Fenerbahçe Gençlerbirliği'nden oynayıp 2-2 berabere kalsaydı bizim kendini Fenerbahçeli ilan eden arkadaşlar ne derdi? Yine aynı şekilde Beşiktaş hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etmiş. Mustafa Pekdemek, Abubakar, Onur Bulut gol atmış. Maxim penaltıdan gol atmış. Düşünün. İşte biz böyle yensek diyecekler ki Eyüpspor'u bile penaltıyla yeniyor. Onur Bulut eğer biz yapmış olsak, öyle bir süreçten geçse haberler üst üste gelirdi. İşte daha lisansı çıkmayan futbolcuyu oynattılar, transfer yasağı, işte artı
Hazırlık maçında bu yapına dolayı 3 puan silme cezası falan olurdu. Söz konusu Fenerbahçe olunca bombalayın gitsin. Galatasaray Beşiktaş olunca da yağlayın gitsin. Yine bombalama ve yağlama demişken aklıma geldi. Zakaryan diye bir futbolcuyu alıyordu Galatasaray. 7-24 Zakaryan. Yazmaya başladılar Zakaryan. Arsen Zakaryan'ın babası Noray demiş ki oğlumun Galatasaray transferine ilgili her şey yalan. Arsen zaten Türkiye'ye gitmek istemediğini çoktan belirtti. Nedeni de Avrupa'da devam etmek istemesi. Yani yapılan haberlerin alayı palavra diyor. Ama bizim sosyal medyaya göre Galatasaray'ı her gün transfer ediyor. Araştırdım. Acaba dedim Galatasaray'ın başında bir siyah bulutlar mı var? Niye bunlar var diye. Rapid Wien 6 milyon euroya Galatasaray'a sattığı ya da itelediği. Çünkü Fenerbahçe alsaydı. Bakın arkadaşlar ben burada Galatasaray'a hakaret etmiyorum. Kötü bir söz söylemiyorum. Ben burada her zaman aynı şeyi yapıyorum. Galatasaray ibaresi yerine Fenerbahçe olsaydı ne derlerdi? Fenerbahçe ibaresi yerine Beşiktaş olsaydı ne denirdi? Hakem hata yapıyor Fenerbahçe lehine ya da aleyhine. Galatasaray lehine yapsa ne denirdi? Beşiktaş lehine yapsa ya da aleyhine yapsa ne denirdi diye bunları konuşuyorum. Konuşma tarzım tuhaf gelebilir. Eğer benim ilk defa bu videomu izliyorsanız tuhaf gelmesin. Ben adaleti böyle sağlamaya çalışıyorum. Eğer Yusuf Demir'i Fenerbahçe 6 milyon euroya alsaydı, Fenerbahçe yöneticisi çıkıp Türk niye sayılmıyor deseydi geri zekalıya bak derlerdi. Koskoca Fenerbahçe'nin yöneticisi o kadar mı salak olur derlerdi. Türk sayılmayacağını bilmiyor musunuz? O kadar mı geri zekalısınız derlerdi. 6 milyon euroyu alıp sadece 126 dakika süre verseydin ah sapladılar Rapid Wien bizi iteledi derlerdi. Al Ali Koç'un kazığı derlerdi. Yoğurtuna senin yoğurt yiyişine şöyle böyle derlerdi. O yüzden ben de diyorum ki Rapid Wien 6 milyon euroya Galatasaray'a sapladı Yusuf Demir. Fenerbahçe alsaydı saplama olurdu Galatasaray alınca sattığı oluyor. Ben buna da karşıyım. Ben buna da karşıyım. Ya ikisine de aynı cümleyi kullanacaksın ya ikisine de diyeceksin ki sapladı. Bu kadar basit. Bitmedi. Ödenmeyen taksiti yüzünden ihtarname göndermiş. Ve bu konuda UEFA ile TFF'yi de bilgilendirmiş. Bakın hem 6 milyon euroya transfer ediyorlar hem ihtarname. Peki şunu söyleyeceğim. Hocam Galatasaray'ın belki parası yoktur. Parası yoksa direkt transfer yasağı alması lazım. Ama söz konusu Fenerbahçe olsaydı şimdi felaket senaryoları hazırdı. Ama Galatasaray olunca mesela Tolunay Kafkas. Bir konuyu görüşmek üzere telefonla aradığım Hamit Altıntop hocam ben de seni arayacaktım. Başkanımız artık sizinle çalışmak istemiyor dedi. Bu kadar mı olur yani? Ben bir el sıkışmayı, vedalaşmayı helalleşmeyi hak etmiyor muyum? Etmiyorsun. Sen Türk futboluna ne kazandırdın? Gençlere ne kazandırdın? Senin döneminde futbol takımın, genç takımın Galatasaray'la hazırlık maçı yapıp dayak yedi. Medyadan gizlediniz. Dediler ki madem dayak yemedi görüntüleri gösterin. Ufak bir sürtüşme. Görüntüleri gösterin. Marka o yumruk attı Halil Dervişoğlu'na. Haberiniz var değil mi? Hani görüntüler? Hala ben merak içindeyim. Tolunay Kafkas, sen nasıl bir teknik direktörsün? Sana yazıklar olsun. Senin oyuncun orada dayak yedi. Ki kaldı ki senin Galatasaray takımıyla hazırlık maçı yaptırman bile etik değildi. Etik değildi. O genç takımı niye Galatasaray takımıyla maç yaptırdın? Ne kadar etikti o tesislere götürüp? Ne yaptınız genç futbolculara? Yol mu yaptınız? Hadi bu takıma gidin diye. Ki aynı Halil Dervişoğlu o yediği şeyin tartışmanın şeyinde sonra Galatasaray'da kiralık miralık oynadı. Sana yazıklar olsun. Ben helal etmiyorum hakkımı. Ben bir yani Türk taraftarı olarak Türk milli takımlarının taraftarı olarak helal etmiyorum. Sen hiçbir şey kazandırmadın. O koltuğun sahibi Ünal Karaman, Aykut Kocaman, İsmail Kartal. Hatta belki Sergen Yalçın ama Sergen Yalçın gençlere çok iyi örnek olacağını düşünmediğim için geçiniz. O koltuğu Rıza Çalımbay. O koltuğa lütfen liyakatlı adam oturdu. Şimdi Arda Turan'ı konuşuyorlar. Yo Arda Turan olmaz. Melo'yu falan da çağırın. Tam olsun. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Bakın sistematik şekilde Fenerbahçe'nin niye kötülendiğini. Eminim şu an sosyal medyada da Fenerbahçe başkanına yönelik atmalar tutmalar vardır. Niye? Kimse bu Rapid Wien olayını konuşmasın diye. 6 milyon euroyu konuşmasın diye. Kimse Onur Bulut'u konuşmasın diye. Zayt. Bak sosyal medyaya bu da pompalandı. Fenerbahçe 1,2 milyon euro önermiş Zayt'sa. Zayt da parayı arka plana atmış. Demiş ki ben değer görmüyorum demiş. Beşiktaş'ta da anlaşmaya yakınmış. Kim uyduruyor bunu? Beşiktaşlı bir duyumcu. Ha, pardon Fenerbahçeliymiş. İnanın. Siz de inanın. Fabio Borini. Ben size ne dedim? Anlattım. Dedim ki ilgimiz var, alakamız var. Şu isimler giderse
Gelebilir. Gitmeyecekler. O yüzden beklemeyin. Sonuç. Beklemeyin. Hala diyorum. Hocam son anda bir Borini gelir mi? Hayır, gelmez. Daha ne kadar demem lazım? Ben de bilmiyorum. Ama gelmez. Şimdi gelelim 3 tane futbolcuya. Fenerbahçe'de sosyal medyadan 3 tane futbolcu yazmış. Bir Hollanda 2. Lig ekibi De Graafschaft'tan 18 yaşındaki sol kanat Başar Önal ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği yazılmış. Anlamanız için söylüyorum. Yani kimseye de çamur atmıyorum ya da ben size duyum vermiyorum. Anlamanız için söylüyorum. Yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Oğlunuzu, kızınızı Fenerbahçe'ye aldırmaya mı çalışıyorsunuz? Bana açıktan bir çok değil 1000 euro gönderin. Western Union'la 1000 euro gönderin. Deyin ki Mustafa hocam sadece benim çocuğumu adını Fenerbahçe ile andır deyin. Ben çocuğunuzun skills videosunu izlerim. Çok güzel detaylı bir şekilde de analizini yaparım. Derim ki Fenerbahçe alsa tutar ya da tutmaz. Şu takım alırsa tutar ya da tutmaz diye. Ha, 1000 euro gönderin yeter. O kadar yüksek para vermenize gerek yok kimseye. Sıradaki haber. Fenerbahçe Atletico Madrid'den Saul Niguez ile ilgileniyormuş. Oyuncunun maaş talebi 6 milyon euroymuş. Bir şey söyleyeceğim. Elimde bir köprü var. Allah sizi inandırsın. Müthiş. Yani bu köprüyü almıyorsanız sizin aptallığınız. Gerçekten bak ha, beklediğiniz her dakika aptallık. Ya müthiş bir köprü var elimde. Öyle böyle değil. Arabalar, marabalar geçiyor. Önüne durun. Süper. Ben uyarayım da. Yani alma niyetiniz varsa köprü müthiş elimdeki. Elimdeki köprü müthiş. Şimdi profilini açtım oyuncunun. Haberin geri kalanını okumuyorum. 8 numara ön libero ya da 8 numara. Yani 6 numara ya da 8 numara. Sol ayaklı. Yaş 28. Transfer market değeri 15 milyon euro. Bu Atletico Madrid futbolcusu olduğu için aynı futbolcuyu al Kasımpaşa'ya koy 1,5 milyon euro yazar. Sebebi ne? Anlatayım. Futbolcu 40 milyon euro iken Chelsea'ye gidiyor geçen senenin başında. 5 milyon euro kiralama ücretiyle Chelsea'de tutunamayıp geri dönüyor. Yani orada tutmamış Atletico Madrid'de. Atletico Madrid'de bu sene 25 maça çıkmış. Bir gol, bir asist, 882 dakika. Ve 6 milyon euro istiyor. Bu arada arkadaşlar bak yemin ediyorum köprü bir güzel, bir güzel. Üstünden arabalar falan da geçiyor. Gelin alın ya. Çok değil lan 500 bin liraya satarım. Vallahi bak insanlık öldü mü lan? 500 bin liraya satarım köprüyü. Nerede mi? Kayseri'de. İstanbul'da da var bir tane. Onu 1 milyona satarım ama. Gelin hadi anlaşalım. Bak, müthiş köprü bak. Vallahi bak. Bu arada oyuncunun maaş talebi 6 milyon euroymuş. Fenerbahçe'nin teklifi bonuslarına 4,5 milyon euroymuş. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Böyle bir atasözü var unutmayalım. Yönetimin hedefi de transferi 7-8 milyon euro bonserviste bitirmekmiş. Jesus da futbolcuya onay vermiş. Saul Nguyes maddi talepleri karşılanırsa gelmeye hazırmış. Ben de bir duyumda bulunacağım arkadaşlar. İstediğiniz her şeyin üstüne de yemin edebilirim. Fenerbahçe Mbappe ile ilgileniyor. Ve Mbappe için kulübünün bonservis talebi 1 milyar euro. Fenerbahçe eğer 10 milyon euro bonservis talep ederlerse futbolcunun da yıllık ücret talebi 4 milyon euro civarında olursa %1 katrilyon transfer edecek. Eğer etmezse beni öldürün, kurşuna dizin. O kadar da eminim bu duyumdan. Eğer Paris Saint-Germain Neymar için 10 milyon euro bedel biçip futbolcu da 4 milyon euro civarında yıllık ücret isterse ve Fenerbahçe'de futbolcuyu almasa beni öldürün arkadaşlar. Hepinize hakkım helaldir. Kanım sonuna kadar helaldir. O kadar eminim bu duyumdan. İstediğiniz her şeyin üstüne de yemin edebilirim. Allah, kitap, Kur'an ne diyorsanız hepsine yemin edebilirim. Eğer böyle olursa %1 milyon Fenerbahçe'de futbolcu. Hala anlamadıysanız da mutlaka ve mutlaka en yakın psikiyatri servisine gidebilirsiniz. Üçüncü duyumda Fenerbahçe Corinthians'tan Roger Guedes'le ilgileniyormuş. O göz bir arar Roger Guedes'i. Niye? Daha önce çünkü adımız çıktı. Artık ikide bir de Hatem Ben Arfa'nın her sezon başında Fenerbahçe'ye gelmesi gibi Roger Guedes de her sezon Fenerbahçe'ye transfer olur. Ama bu sefer mantıklı. Niye mantıklı? Hocanın isteği tamamen miş yani tamamen Jesus istiyormuş. Brezilya ekibi 7 milyon euro talep ediyormuş. Fenerbahçe'nin düşüncesi de sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonunu kiralamakmış. Oyuncunun yıllık ücretinde herhangi bir anlaşmazlık yokmuş. Kulübüyle de pazarlıklar sürüyormuş.
Devre arası olmasa da sezon sonunda kesinlikle alınacakmış. Transfer market değerini anlatayım ben size. 26 yaşında, 2 Ekim 96 doğumlu. 8 milyon euro piyasa değeri var. Sol kanatta oynuyor. Sağ ayaklı ama. Yani bizim Rossi'nin benzeri ya, öyle söyleyeyim size. 1.82 boyunda. Oranın Rossi'si diyeyim. Zamanında Palmeiras Çin ekibine 9.5 milyon euroya satıyor. Sonra futbolcu bedava Corinthians'a geliyor. Bu sezon 10 maça çıkmış. 7 gol 1 asist, 877 dakika. Yalnız oynadığı lig Paulista Primera Fase. Yani yanisini siz bulun arkadaşlar. Yani yanisini siz bulun takımına ilişkin, futbol şeyine ilişkin. Yani ne olacak? Fenerbahçe her transfer döneminde bir tane kanat Bruno Henrique vardı. Biz onu alamayınca dedik ki hadi bunu şey yapalım. Bu da böyle bir futbolcu. Şu an takımları ligde kaçıncı sırada diye bakayım dedim de ekran sürekli kaydığı için tam göremedim arkadaşlar. Ha. Corinthians 10 puan, 10 maçta 18 puanla lider. Puan durumunu göster. Premier FAS'e 2023 açıp bakabilirsiniz. 4 takım gösteriyor. Enteresan bir şekilde. Botafogo, Bragantino, yok pardon. Neredeydi? Corinthians, Ituano, São Bento, Ferroviária. Yani Fenerbahçe, Büyükşehir Belediyesi, Kırıkkale Spor, Gimpaş, Yozgat Spor, bir de Sarıyer Belediye Spor olan ligde Fenerbahçe 18 puana lidermiş. Öyle yani. Geçiniz. Bu arada köprü var ya, bak mutlaka düşünün. Ben söyleyeyim de şey yapmayın. Bu arada hocam Fenerbahçe niye 8 numara alsın ki? Lan köprü diyorum. Boş verin 8 numara niye alsını. Siz anladınız zaten niye 8 numara alsını. Değil mi? Ya. Arkadaşlar bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. İnanın yorgunum. Uykusuzum. Aşırı yorgunum. Hem nöbetçiydim hem öğrencilere bayağı yoğun ders işlemeye çalışıyoruz. Onların psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hastalık var biraz. Sesimden anlıyorsunuzdur zaten. Kayseri'de bugün birkaç deprem oldu ki çok net bir şekilde de hisseden kişiler var. O yüzden de hani zor durumdayım. Ona rağmen çektim. Çünkü Aykut kardeşim dedi ki hocam dedi sen yaptın yapmadın. Millet yalan duyumlar içinde yüzecek. Ne olur video çek dedi. Onu kırmamak adına da bu ikinci videoyu çektim. Muhtemelen bunu da saat 21.30 sularında izlersiniz. Biraz dinlenmeye geçeyim. Uyanınca yine çekmem gereken video var. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben de sizden bir ricada bulunayım. Abone değilseniz lütfen abone olun. Tanıdığınız Fenerbahçeli kardeşlerinize deyin ki hadi sen de abone olsana deyin. Onları da yanımıza çekelim. Olmaz mı? Ne kadar Fenerbahçeli kardeşimizi bulduk o kadar iyi olur. Seviniriz açıkçası. Biz bizeyiz diye mutlu oluruz. Ve ben gerçekten çok ama çok seviniyorum. Kanalın abone sayısı arttıkça. Bunu da size bir dostum olarak, yani dostane bir şekilde size söylemek istedim arkadaşlar. Ha, hatamız illaki olur. Yanlışımız illaki olur. Ama yalanımız olmaz. Elimizden gelince de doğru duyum vermeye de çalışıyoruz. Teşekkür ederim destekleriniz için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.